Soru sormayın bilmiyorum. Teşekkürler. Artık o kadar yoruldum ki cevap vermekten. Basit bir mesaj. Benim halde gitmez inşallah. Bir soru, cevabını bilmediğim soru yok ama artık bilmiyormuş gibi davranmaya karar verdim. Öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Nihal'cığım. Bugün Nihal çalıyor. Nihal Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl, mekanı beğendiniz mi? Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Kemal Doğulu'nun dokunduğu çok belli. Gayet stil tarz bir mekan olmuş. Bundan sonra her hafta Nihal Hatı'da bir gün No 4'te çalacak. Evet. Kendi dükkanı istediği ne yapıyorsa yapabiliyor yani. Öyle bir ilişkimiz var. Bir evet, yarışmadan sevdiğim birkaç tane kız var. Bir tanesi Nihal. En birinci. Bir tanesi en Özden. Bir tanesi Özden. Yarışmada zaten çok tatlıydınız. Tat tat tatışıyordunuz. Evet, yani ben zeka hayranı bir insanımdır. Sapyoseksüelim. Sapyoseksüeliz, evet. Tabii Nihal çok zeki. Ben zekasına hayranım en başta. Bir de çok bal. Bal. Yani ben ona balım diyorum, o bana canım diyor. Jüriyemdi, patronum oldu. Mutluyum. Artık eskide kaldı o jüri mevzuları. Şimdi patronum var. Daha çok kötü mü olmuş olabilir? Ne varsa hepsi gerçekti. O yüzden o kadar sinir krizi geçiriyordum ben zaten. Ben oyuncu değilim. Olsaydık o kadar iyi zaten. Oyun yapamam. Ya. Güzel hazır cevaplarınız vardı. Yani biz güzel kapışıyorduk Nihal'le. Peki, bu bana kalem atmıştın. Ben o çantayı atmayı sana gösteririm diye. Bu ikili televizyonda peki tekrar görür müyüz? Var mı yeni proje? Bence görmeyiz. Televizyona gerek yok. Her hafta gelin burada görün. Sizin var mı Kemal Bey peki? Var, bir şeyler yapıyorum. Hayır. Moda benden uzak. Allah'ıma yakın olsun ama benden uzak istemiyorum. Beni yani. Beni boydan çeker misiniz? Lütfen bir çekeyim. Kemal Bey kemerimi hiç beğenmedi ama çantamla uydurdum. O kendi kabine çantayla çıktığını sandığı için. Neyse, dinlemiyor. Beni o zaman da dinlemiyordu, hala dinlemiyor. Tamamen kendim giyiniyorum. Kendi giyiniyor, belli zaten. Geçenlerde bir açıklama yaptım. Eyvah, nereye geldik? Hangisi? Yeni ya, evet, anlattım, biliyorsunuz zaten konuyu, detaylarıyla biliyorsunuz. Evet, böyle bir şey yaşadım. Herkes yaşıyor aslında. Ama ben hani çok güvendiğim bir insandan, hiç aklıma gelmeyecek bir şekilde farklı, çok değişik şeyler yaşadım yani. Açıkladım da zaten, Allah'a havale ettim. İlahi adalet. Evet, tehdit etti beni. Evet, ben de cevap vermedim. Ne yapacağım yani? Allah'a havale ediyorum. Benim arkamda sadece Allah var, ona güveniyorum sadece. Bir de Nihal var artık. Ya dağ gibi, taş gibi. O yüzden umurumda değil, ben yoluma bakıyorum. Herkes kaldığı yerden devam etsin, edebiliyorlarsa. Peki, dün açılışımızı yaptık. Çok şükür alnımızın akıyla çıktık. Haftanın 6 günü açığız. Asmalı Mescid'deyiz ve işte her birkaç günde bir DJ arkadaşım çıkacak. Bir tanesi Nihal. Öyle, Hakan Kakız var yarın. Zaten Cihat Uğurel bizim resident DJ'imiz. Pazarları Ömer Topçu arabesk gecesi yapacak. Perşembeleri Ahmet Parlak var filan. Böyle değişik bir iş, ilginç bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve bayağı güzel oldu. Bekliyoruz. Çıkın gelin. Var, evet. Kullanmam ama. Efendim? Şimdi bu sorunun nereden geldiğini tahmin ettim mi ben? Edeyim mi ben? Dün paylaştığım şeyden mi yola çıktı? Tabii ki benim bütün arkadaşlarım, bakarsanız hani ben 20 yıldır piyasanın içindeyim. Bütün arkadaşlarım ünlü. Ve ben hani gönderdim. Ben söylemeden hepsi paylaştı zaten ama bazı bir veya iki isim var ki vermiyorum. Vermiyorum. Ve Justin Bieber ve Rihanna paylaşmadı. Değil mi? Onlar kalbimi kırdı diye ben. Çok destek olduğum zamanında, ki o kendini biliyor zaten, okuduğunda anlamıştır. Bir kişiye yazdım aslında ben onu. Yani lütfen de... yok, söylemeyeceğim. O kendini biliyor diyeceğim. Çünkü o olmaya çalıştığı dönemde çok destek oldum. Ve hatta bana yalvar yakar videosunu, şarkısını paylaştırdı. Yahu bir açılışa davet ediyorum. Ben senin 15 yıllık arkadaşınım. Bu arada lütfen yanlış anlaşılmasın, Hande'ler filandan bahsetmiyorum. Çünkü oraya gitmesin mevzu. Hande benim canım ciğerim. Ne aradı, ne sordu, ne hayırlı olsun dedi. Ben de öyle bir birazcık salon beyefendisi gibiden çıkarak bir paylaşımda bulunmuş oldum. Sosyal medya bunun için. Nihal'i gönderelim, sahnesi var. Hadi canım, hadi. Mesajdan sonra
yaptı mı kendisi? Dönemeyecek. Yani dönemez yani. Engelledi mi? Engelli değil ama cevap veremez. Çünkü haklıyım. Gerçekten haklıyım. Ben öyle bir adam değilim. Ben herkese her şeye destek olurum. Ben hiçbir şeyi kıskanmam. Benim yeryüzünde kıskandığım tek şey kafasını yastığa koyar koymaz uyuyanlardır. Onun dışında ne şan kıskanırım, ne şöhret, ne para umurumda olmaz. Ama böyle yani özel bir şey yapıyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Ve hani tabii ki bu benim yıllardır sen benim arkadaşımsan, küçük de olsa bir desteğini bekliyorum. Artık zamanında sen patlamaya çalışırken ben sana destek olmuşum. Şimdi patlamışsın ve umurunda değilmiş gibi davranıyorsun. Yemezler. O kendini biliyor. Bir kişi. Diğerleri rahat. Çok şükür yani. Çok etkili bir açılış oldu, güzel oldu. Hani herkes No 4 diye bir yerin farkında vardı artık hemen ilk günde. Çok güzel gidiyor, mutluyuz. Buradayız. Ben artık işim olmadığı her gün buradayım. Çünkü şehir dışında çalmaya devam edeceğim. Tabii aynen devam ediyorum ama mekanın sahibi geldi ve belirli pistten alalım lütfen. Aynen öyle. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bir şeyler var. Ben kendim bir evet yani sürprizi gitsin istemiyorum ama toplantılarım var. Formatı da ben yazdım. Eğlenceli, komik şeylerin içinde olmak istiyorum artık. Gerginlik, stresten uzak durmak istiyorum. Hayat felsefem de bu. Dolayısıyla böyle Kasım gibi, Aralık gibi bir sürprizim var. Yani hayata bakış açım tamamen değişti elbette yani ama böyle izlerken rahatsız olmayacağım bir şey yapmak istiyorum. Anlıyorsun. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Bekleriz. Sağ olun. Hoşçakalın.